Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Müslümanım diyen %99'u bu ülkede. Yani haram diye mi, faiz diye mi, bu günah diye mi? Bu ülkede yani bunu Cumhurbaşkanı'na da diyorum. Her şeyi özelleştirdi, milleti mahvetti, fakir fukaralıkla sayısal loto, milli piyango peşlerinde koşuyor 7 yaşından 70 yaşına herkes. Yazık, günah değil mi? Milli piyangoyu peşinde koşuyorlar. Allah peşinde koşsunlar. Peygamber Efendimiz'in peşinde koşsunlar. Faiz alan da veren de Peygamber Efendimiz diyor Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Bankalarda faiz almış yürümüş, haram almış yürümüş, zina almış yürümüş, yalan dolan almış talan yürümüş, ülke satılmış. Ben 40 gündür iş yerim kapalı. 20 tane işçim var. Cebimde 100 TL para var. 20 kişi beni arıyor ki abi evimde ekmeğim yok, çoluğum çocuğum perişan diye bana yalvarıyorlar, rica ediyorlar. Kolum kanadım kırılmış. Acaba o 600 tane milletvekili burada doy, biz 83 milyon kişi doyduk fakat 600 tane adamı doyuramadı bu ülke. Bunu yayınlayabiliyorsanız size teşekkür ederim. Hiçbir medya televizyonu yani halk için uğraşmıyor. Baştakileri savunucular olarak uğraşıyor. Yalanlarla dolanlarla bu ülke nereye kadar gidecek? Benim çoluğum çocuğum perişan olmuş. Ben cibimi çıkartabilirim ya. İşte bak 110 lira param var. 115 TL. Bir dakika bakayım. Hepsini çıkartayım. Bu adam geldiğinden belli ben sürünüyorum bu ülkede. Bu adam mallarımı yok etti. Siyaset ayağına yapmadığı pislikler kalmadılar. Hepsi hırsız, hepsi arsız, hepsi yalancı, hepsi sahtekar. 100 milyon TL'yi fakir fukaraya dağıtsalar ne var ki? Ben bir kişi alsam ne olacak? Bu 100 bin TL beni bir kurtarabilir mi? Biz Allah'a sığınmadıkça Allah bizi mahvedecek. Milli piyango denen illet, nalet, humar, şunlar bunlar iş değil. İş insan olmak, birbirini sevmek, saymak. Birbirine ülkemizin neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Vallahi sevgiye, sevgi. Sevgisiz her yeri viraneye benzer. Ben herkesi Allah rızası için seviyorum. Eğer biz birbirimizi sevemiyorsak yazıklar lanet olsun bize. Ya biz kimin diniyle uğraşabilirik ya? Peygamberler demedin mi senin dinin sana, benim dinim bana. İnsanların diniyle, diliyle, ırkıyla uğraşmaya var mı gerek ya? Biz birbirimizi sevmedikçe nasıl insan olabiliriz? İnsanlık denen bir şey kalmamış. Vallahi billahi Kayseri'nin bütün insanlarının %80'i beni tanır. Ben esnafım, 50 yıllık esnafım. Ben vergimi verdim, her şeyimi verdim. Hala da vermekteyim. Bu 20 kişi benim yanımda çalışanların sonu ne olacak? Öbür adamlarınki ne olacak? Bir yeri kapatıyorum, bir yeri açıyorum. Bir yeri kapatıyorum, bir yeri açıyorum. Eğer virüs varsa kapat. Herkes evinde dursun 15-20 gün, bir ay. Ondan sonra işine baksın. Yani bu ne olacak ya? Çalıyorsun, çırpıyorsun, idiyorsun, eğiliyorsun. Dine millete aşılıyorsun, millet de bakıyor ki Müslümansın. Sana yanaşıyor ya. Yanaşacak bir yer yok ki ya. 156 ülkeye niye yardım ediyorsun? Halkına yardım et. Milletine yardım et. Sen Somali'ye niye para veriyorsun? Sen öbürüne niye para veriyorsun? Benim paramı niye veriyorsun? Ben sana vergi veriyorum. Bana memurluk yap. Bana kabadayılık yap demiyorum. Yapmayın. Bankalardan cehennemden kaçar gibi kaçın. Milleti sömürüyorlar. Anlıyor musun? Türkiye'de şu an en çok kazanan nereler? Bankalar. Gelin, gelin, gelin. Ya nereye geliyor kardeşim? Ölüm geldi ya. Ben 58 yaşındayım. Ya 20 senedir başımızdasın. Yeter gari git kardeşim ya. Git de bu millette kendine rahat bulsun ya. Gelen iyi olursa olur, olmazsa gönder gitsin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Sağ ol. Abisiniz. Senin cesaretine yüreğine helal olsun. Abisiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok doğru konuşuyorsun. Dini adeti direkt Suriyeli besliyor. Bak onları yayınlayın.